İlerüşü'den merhabalar. Bursa Spor Süper Lig'de 3. sıraya yerleşti. Diyarbakır Spor galibiyetiyle 4-0'lık maç sonrası Mehmet Gerçeksi ve Suat Paçacı ile birlikte Bursa Spor TV'de Bursa Spor'un Diyarbakır Spor karşılaşmasını konuşacağız. Detayları konuşacağız, masaya yatıracağız. Mehmet abi ve Suat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes 4-0'ı bir kenara bıraktı. Bu yaşanan gerilimden söz ediyor ama az önce canlı yayında da izledik. İzleyicilerimize aktardık. Bu gerilim konusuna değinelim mi, değinmeyelim mi? Burada karar verin. Birkaç cümleyle geçiştirelim. Ya birkaç cümleyle geçiştirelim, değinelim. Ayrı dava da önce şu üçüncülüğün bir tadını çıkartalım. Ya dün akşamdan beri mesela ya, seyrediyorum. Hı. Ulusal basında da yani Bursaspor'un oynadığı futbol, aldığı işte bu süper sonuç falan hiç konu edilmiyor. Haftanın bütün sonuçları böyle tablo olarak geldiğinde 4-0 tek başına adeta hani böyle deyim yerindeyse cavluyor orada. Hı hı. Ona rağmen atlanıyor. İşte siyaset şu bu falan filan konuşuldu akşam da. Ben mesela bugün şöyle bir kahve söyledim kendime. Hı hı. Sabahleyin aldım elime böyle puanları onu. Üçüncü Bursa Spor. Bakıyorsun Beşiktaş nerede? Yok. İşte Trabzon yok altında. Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Spor. Çatır çatır gelmiş takım. Yenmiş. Hı, evet. Bir Fener maçı kesintiye uğradı. Ondan sonra Sivas artı Diyarbakır. İki maçta 7 gol atmışsın. Son Fener maçında pozisyona giremedik diye serzenişte bulunurken. Daha sonraki iki maçta adeta bizi tekzip eden bir görüntü var. Evet. Yani çok onur verici, gurur verici. Artı işte üçüncülüğe oturmuşsun. Onun bir tadını çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Kahveyle birlikte gitti. Tabii yani. Gitti sabahtan beri. Gelelim yani maçı şimdi konuşacağız ama istersen gelelim şeye. Önce bir gerginliği sabahtan beri gerginliği. Gerginliği bitirelim de ondan sonra kahveden devam ederiz abi. Yani gerginlik şimdi ne desen yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali vardır hani öyle. Yani o kadar kötü ki yani yalan mı doğru atılan tezahüratlar yani bunu asla Diyarbakır Spor'u dışarıda tutarak söylüyorum. İşte yani şeydeki tablo meydanında yani her gün bir sürü şehitin olduğu, Türkiye'nin artık canı burnuna gelmiş, burasına gelmiş, Türkiye'nin her yerinde, her platformda. Sanatta da, sporda da, sokakta da, caddede de, kafede de şey yapılıyor, bu söyleniyor, dile gelen ve her maçta zaten onlar atılan sloganlardı. Her okunan İstiklal Marşı'ndan sonra. Ama tabii Diyarbakır takımı geldiği zaman duyarlı oluyorlar bu konuda. Mesela işte geçen hafta ne bileyim son neydi? Fener maçı oynadı Bursa'da, Bursa Spor. Fenerbahçe maçında da aynı şeyler bağırıldı. Evet. Ama tabii Diyarbakır Spor olunca Diyarbakır tarafı özellikle duyarlı oluyor. Onu düşünmesi lazımdı Bursa taraftarının. Gerçekten de Diyarbakır Spor takımı bu ülkenin takımı yani bu federasyonun, bu devletin takımı ya açıkçası. Bunu söylemek lazım yani. Hiç lafı falan dolandırmaya gerek yok. Yani orada yaşananları biliyorsunuz yani bunu herkes söyledi. Yani oranın PKK'nın ya da terör örgütünün şey yaptığı, arka çıktığı takım orada belediyenin takımı galiba Diski. Değil mi? Diyarbakır Diski. Diyarbakır Diski takımı. Alenen belli yani Diyarbakır Spor özbeöz Türkiye'nin takımı, Türk takımı. Bu ülkenin takımı, bu federasyonun takımı. Yani orada ayıp oldu Diyarbakır Spor yapmamalıydı ve çok alıngan davranmalarını ben haklı buluyorum. Hakikaten kendini oraya koyduğun zaman yani bak böyle birkaç tane şey var, beyanat. Ben bugün bizim Bursa Spor TV'deki röportajları seyrettim. Yani dostsuz kalmak onlar için çok kötü bir şey. Yani orada gelen taraftarlar, taraftar derneklerinin temsilcileri maç öncesi mesela Kültür Park'ta yapılmış ne kadar güzel oturmuşlar. İşte o bizim Bursalı, Diyarbakır doğumlu, Bursa taraf, Texas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet falan. Hı hı. Ne kadar güzel bir dostluk var. Orada Diyarbakır'dan gelen misafirler şey diyor yani burada bizim bir evimiz olduğunu öğrenmek çok iyi oldu. İşte çok mutluyuz. Bundan sonra bilin ki sizin de Diyarbakır'da bir eviniz var diye. Yani insanlar bir sahiplenme, bir sığınma, bir dostluk arayışı içerisindeler. Zaten hakikaten yalnızlar. Bir takım yani bakış açılarına göre oradaki herkes öyle değil, o görüşte değil. Güneydoğu'nun da %100 temiz insanları var. Kaldı ki son küme düştüğümüz işte sene biz de gidip hep beraber oradaydık. Bizzat yaşadık Hacili dönemde o sene, düştüğümüz sene. Yine o maçın ilk maçında, o rövanş maçıydı biz gittiğimizde. İlk devre yine Bursa'da oynanan maçta gene bir takım öyle bir tezahüratlar olmuştu. Ve çok insanlar, oradaki insanlar birebir bize de söylemişlerdi. Çok alındıklarını ve bunu samimiyetle hani böyle gündüz devletten taraf olup gece öbür tarafa geçen diye yani söylenir ya bir takım
öyle değil yani. Biz bizzat gittik yaşadık orada. Hakikaten samimiyetle insanlar o serzenişte, o üzüntüde bulunuyorlardı. Yani demişlerdi bize hiç yapmasaydınız bunu keşke, çok alındık diye. Hakikaten insanlar orada bir kesim var ki Özbeöz Türk ve hakikaten alınıyor. Ülkesine kendini ait hisseden, kendini Türkiye'ye ait hisseden insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait hisseden insanlar var. Diyarbakır'da böyle bir takım zaten. Öyle yapılmaya çalışılıyor, o korunuyor. Ve sporda o sembol içerisinde tutulan bir takım. Böyle bir takıma denk gelmesi kötü oldu hakikaten. Evet. O üzüntü verici. Evet. Ama Allah'tan işte basın toplantısında da iki başkan hani fazla kırılıp sarılmayacak bir konu değil. Hı hı. Fazla büyütülmedi. Öpüştüler, sarılıştılar. Bursa Spor'un kulüp olarak Diyarbakır Spor'a gösterdiği burada yakınlık belli. Hı hı. Kendi tesislerini açtı, antrenman yaptırdı burada. İşte başkanın da, Sayın Yazıcı'nın da dediği gibi kime ne kadar davetiye lazımsa bir tribünüyle alakalı verildi. Hepsi şeref tribününde konuk edildi. İşte karşılaması, göndermesi, ağırlaması. Ne bileyim, her zaman zaten bütün takımlara yapılıyor. Bursa Spor'un böyle bir kültürü de var. Yani asla bunun dışına çıkacak bir kulüp değil. Bursa Spor 40 küsur yıldır oynayan, neredeyse yarım asırdır birinci ligde oynayan bir takım. Dolayısıyla yani kimseye bir özel böyle bir şeyde bulunmuyor. Herkese zaten, her gelen Bursa'ya takım, herkes Bursa'nın başının üzerindedir konuk olarak. Böyle bir atmosferde başladı ama işte o anda biraz da provokatif mi davrandı bazı tribünün bazı bölümleri bilmiyorum. Yani zaman zaman bu tip bağırmalar oldu. Ama bu tabii ki hiçbir zaman o yapılan tezahüratların Diyarbakır Spor'la eş anlamlı olduğunu göstermez. Onu çok iyi ayırmak lazım bir kere. Yani o her hafta terör örgütüne yapılan milliyetçi tezahürattır diyelim. Diyarbakır Spor'la hiçbir alakası yok bunun. Alındılarsa da zaten başkan da dün akşam bizzat özür diledi. Bu yayınlarda da, televizyonlarda da çıktı. Artı bugünkü basın toplantısında da federasyon başkanının nezdinde yapılan toplantıda da zaten iş tatlıya bağlandı. Evet. Çok da güzel dostluk başlamış ama bunu bozmasınlar diyorum ben. O hep Kültür Park'taki o fotoğraf kalsın kafalarımızda, beyinlerimizde ve gönüllerimizde. Valla evet. Mehmet abi güzel özetledi yani meseleyi. Ben futbol gündeminde bugün de Vedat bu meseleye, bu topa çok girmek istemediğimi söyledim. Neden? Yani bir meselenin sportif bir tarafı yok. Bir spor organizasyonu sırasında, bir spor sahasında gerçekleşmiş olmasının dışında sportif pencereden yapacağımız, ben kendi açımdan söylüyorum, herhangi bir yorum olmadığını düşünüyorum ama fikrim var mutlaka. Bu fikri paylaştığımda da eğer çözümün bir sonucu olacağıma inanırsam bunları söylerim ama insanlar objektif değerlendiremedikleri için meseleyi hangi cephede, hangi tarafta, hangi düşüncede olursa olsun sorunun bir parçası oluveriyorsun. Dolayısıyla yani bu başkanların biraz önceki, bir saat önceki verdikleri fotoğrafın aslında son söz, son kare olduğunu düşünüyorum ben. Buradan yola çıkarak başka bir şey de tartışılabilir aslında. Şeyde, tribünlerde, maçlar sırasında taraftarların oluşturduğu o grup, o büyük grup toplumsal mesaj verebilir mi, veremez mi? Vatandaşın sesini duyurabileceği bir yer midir, değil midir? Yani bunu ele almak gerekiyor. Yani orada sadece maç oynanıyor diye, sadece sportif sloganlar, tezahüratlar, pankartlar mı olması gerekir? Yani bu kökten alınacak bir tedbirle böyle mi olması gerekir? Yoksa yani orası bir gruptur. Dolayısıyla insanların seslerini duyurabilecekleri mecralar, alanlar böyle grup, toplu halde pek fazla yoktur. Yani gel sen sadece kongrede konuş. Vatandaşsan gel sen sadece işte parti liderleri geldiğinde sadece mitingde fikrini beyan et deyip bir sınırlama mı koymak gerekir? Yoksa orası da son derece demokratik, insanların tepkilerini ortaya koyabilecekleri her konu hakkında bir alan mıdır diye de tartışılmaya açılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bir. İkincisi, ben bunu söylediğimde bu konu, bu bir de bir ekleme yapayım. FIFA ve UEFA özellikle Avrupa'daki İtalyan kulüplerinde bu sağ sol ırkçılık meselesinde ırkçılıktan ayrı politika anlamında çok taviz vermiyor ve bunların ağır cezalara tabi tutulmasını istiyor. Yani sıcak bakılmıyor politikaya. İşte o zaman politika. Her anlayışın, her fikrin, her ama bu politika mıdır? Bir takımı olur. Bu bir politika mıdır? Hareketi. O başka. Yani Bursa Spor tribünlerinde CHP, AKP ya da MHP diye başka bir şey diye bağırılmadı. Bağırılmamıştır da ve bağırılmayacaktır da. Bunların
iyi ifade edilebilmesi lazım bu anlamda. Bir de şey var, yani ben bunu birkaç sene önce söylediğimde sağ olsunlar bazı arkadaşlar, yani bazı arkadaşlar demeyeyim de beni Trabzon, Karadeniz'de olmakla falan da şey yapmışlardı. Benim Diyarbakırlı arkadaşım da var, benim Erzurumlu da var, Antepli de var, Trabzonlu da var, Siirtli de var. Sonuçta herkesin çevresinde bir takım farklı kentlerden ama aynı kültürden gelen insanlar mutlaka vardır. Böyle bir topluluk içerisindeyiz ki Bursa'nın kozmopolit yapısı zaten buna son derece müsait. Dolayısıyla kazanın içine herkesi birden atıp da karıştırmanın bazen böyle kötü sonuçlar da ortaya koyabileceğini düşünmek lazım, hesap etmek gerekiyor. Yani bu böyle biraz önce Mehmet abim de söylediği gibi, yani şurada bir spor programında bu işin sosyolojik boyutunu tartışmaktan ne kadar uzak duruyorsan bunun bir sebebi var. Ben siyaset programlarında da sporun konuşulmaması gerektiğini ya da siyaset konusunda ya da ekonomi konusunda uzman olmuş insanların da yani spor konusunda salça olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani herkesin tartışması gereken ortamlar farklıdır. Tartışması gereken kişiler farklıdır diye düşünüyorum. Çünkü eksik malzeme olur, bilgi eksik olur. Fikrin de eksiklikten kaynaklanan bir yanlışlık söz konusu olur. O da hiç hoşa gitmez. Çünkü kamuoyuna sesleniyorsun burada. Kamuoyu seni dinliyor, kamuoyunu yönlendiriyorsun. Evet. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Bursaspor taraftarının ne kadar dinamik bir kitle olduğunu unutuyoruz. Hesaba katmıyoruz ya da katmıyorlar bu yorumlar yapılırken. En başta senin de ifade ettiğin gibi abi. Bursaspor taraftarı yıllardır Türk bayrağı getirir tribüne. Yıllardır Türkiye, Türkiye diye bağırır. Her maçta bağırır. Konya Spor'la oynarken de bağırıyordu. Rize Spor'la oynarken de bağırıyordu. Malatya'yla oynarken de bağırıyordu. Fenerbahçe'yle oynarken de bağırıyordu 2 hafta öncesinde. Ve şu anda bütün tribünlerde, Beşiktaş tribünlerinin de, Fenerbahçe tribünlerinin de, Galatasaraylıların da kullandığı bir tezahürat var. Bu vatan bölünmez diye başlıyor işte. Yani daha uzun böyle şimdi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Onun dışında bu böyle biline şeklinde devam eden tezahüratın başlangıç yeri Bursa'dır. Bursa tribünlerinden yayılmıştır. Bursa tribünleri hakikaten çok şehit vermiştir. Bu Bursaspor'un hassas olduğu, kırmızı çizgisinin olduğu bir yer konudur. Evet. Bu Diyarbakırspor maçına özgü değildir. Bu Konya maçında da dediğim gibi, Fenerbahçe maçında da 2 hafta önce de bu böyleydi. Ama rakibin kırmızı çizgilerinin olduğu bir durumda da kırmızı çizgileri olan bir rakibe denk gelmesi, ateşle barutun bir araya gelmesi gibi oldu. Yani karşı tarafın da biraz anlayışlı, anlayarak, dinleyerek yorum yapması lazım. Evet, yani Bursaspor taraftarının da işte frenli davranıp kırmızı çizgisi olan bir takımla oynadığının farkında olması belki gerekebilirdi ama karşı tarafın da bu özellikleri bilerek yani bir anlayış noktasında buluşmaları gerekiyor. Evet. Türk futbolundaki şu anda en uzun ve bence tek dostluk örneği olan Ankara Gücü ve Bursa dostluğunun temeli bir şehide dayanmaktadır. Bunu bilen bilir. Bu şehitlik konusu hakikaten çok hassas bir konudur Bursa sporlular için, Bursa spor camiası için. Bu böyle biline diyelim. Ama diğer taraftan bakıldığında da hani 4-0'lık galibiyetten sonraki 2-0'dan sonra zaten oyun koptu. Bursaspor futbol takımı çok iyi pas yapmaya, çok iyi top oynamaya başladılar zaten. 4-0'dan sonra bu tezahüratların bu kadar artmasını ben yadırgadım. Yani orada ne yapılabilirdi? Futbolcular tek tek Ivankov'dan başlayarak hepsine ayrı tezahüratlar yapılıp onur edilebilirdi. Çünkü senin takımın 3. oluyor. 4-0 olmuş. Karşında bir saha içinde anlamında rakip yok. Seni zorlayan bir rakip yok. Şov yapıyorsun. Bu güzellikleri yaşayalım burada. Biraz oraya takıldım ben. Yani bu Bursa sporlu futbolcular da keyif alamadılar. Tadını çıkartamadılar maçın. Bu 4-0 kazanıyorsun. 1022 gün sonra 4-0 kazanmış Bursa Spor. 1022 gün sonra 4-0'lık bir galibiyet. Maç bitiyor. Herkes gergin. Herkes tuhaf bir şekilde, anlamsız bir şekilde agresif. Eve gidip de böyle rahat rahat oturan zannetmiyorum ben. 4-0 olmuş. Aşağı iniyoruz bizim locadan. Herkes birine küfrediyor, birine bağırıyor. Saçma sapan bir durum. Evet. Yani ne olmuş sanki? Kaybetmişsin, rezil olmuşsun gibi bir tablo vardı ortada. Bu da yanlış. Bir de açık kale arkasında böyle bir hafif bir gerilim kaynağı olan bir grup da var Bursaspor tribünlerinde. Onu da çok net anlayamadık. Orada bir şey oluyor. Yeni oluşan gelen, bir grup bu galiba. Her gelen taraftarla bir şey oluyorlar. Takılıyorlar ki bence Bursaspor taraftarı artık 50 kişilik, 100 kişilik gruplara
bakmamalı. Tabii kesinlikle. O çok yanlış zaten. O dediğin gibi her gelen taraftarla didişmeye başladı. O grup hakikaten o yapmamaları lazım. Çünkü %100 Bursaspor zarar görüyor. Evet. Yani yukarıda temsilci var. Adam yazıyor işte sürekli katlanarak gelen cezalar. Direkt Bursaspor'da yani cezası. Evet. Ya Bursaspor taraftarı her dönemde böyle dinamik olmuştur. Tepkisini ortaya koyacaktır. Kayseri seyircisi tabii. Değil. Kayseri'deki gibi çekirdek sesinden başka ses duymayan bir yerde maç izlemiyoruz. Yani Gülüşen dikkatine katılır mantığı da. Her hafta Bursaspor tribünlerinde meclis kurulur. Her hafta kongre evet. kurulur. Evet. Yönetimin de artıları eksileri oradaki esprili tezahüratlardan ortadadır. Yani yönetim o tezahüratla anlarsın ki yönetim kongreyi kaybetti ya da kazandı. Ya da hükümet ya da kimse işte her platformda bütün yorumunu koyar Bursaspor taraftarı. O işte hani bilmiyorum sen biraz önce Suat dedin hani siyaset acaba bağırmalı mı bağırmamalı mı taraftar gibi bilmiyorum yanlış mı anladım ama yani Bursa seyircisi... O tarafıyla değerlendirmeli dedim. Bak şimdi spor aslında gençliği apolitize etmek için de kullanılabiliyor. Bir enstrüman olarak kullanılabiliyor. İşte en apolitik önemli örneği de Diyarbakır evet. Spor zaten. Ama o insanların da... Ama işte Bursa'nın da bu farklı yapısı yani Diyarbakır Spor'u dışarıda tutuyorum yani. Diğer konularda da yani bir kongre öncesi bir hocayla alakalı bir futbolcuyla alakalı son noktayı koymuyorum yani. O kadar da esprili bir tezahürat geliyor ki ha, anlıyorsun ki adam anca gitti ya da doğru. Yani herkesin yanlış bildiği, yanlış olarak empoze edilen bir şey aslında doğru ya da tam ters. Orada hemen kamuoyu şeyinde, vicdanında ve o havayla alıyorsun. Evet. Duygusal tepkiler de olur zaman zaman. Tepkilerin dozajı da artar. Bunları hep geçmişte de yaşadık. Ayarsız da olabilir bazen. Ayarsız da olabilir ama refleks halinde gelişiyor bazı şeyler. Otomatiğe bağlıyorlar. Sonrasında da işte bazılarının sonuçları oluyor mutlaka ki. Ama insanlar da kendi görüşlerini, düşüncelerini sadece Türkiye'de şeyde değil ki yani Bursa'da değil ki ifade etmenin yani, bir yolu yöntemi evet. olarak tribünleri kullanıyorlar yani. Ne yapsınlar yani? Samimi Diyarbakırlılar bundan alınmasın zaten ya. Yani onlara benim buradan ya bundan bu ortalığı karıştırmak, tavsiye. İki kulüp, iki kent arasında asla. Düşmanlığı körüklemek isteyenler de çıkabilir. Bunu bir malzeme olarak kullanmak isteyeceklerdir. Ben sabahtan beri arada samimiyet varsa kahve içerken forumlara da giriyorsun yani ya Mehmet abi sen. Katıyan yani direkt evet yani. Forumlara da girdin kahve içerken gördün evet. orada neler olduğunu. Diyarbakır evet. Spor'daki, Diyarbakır Spor internet sitelerinde, Diyarbakır evet. Spor taraftarlarının bazı internet sitelerinde meseleyi germek için olağanüstü çaba evet. gösterenler de var. Yani iki taraf için de söylüyorum bunu. Vazgeçsinler yani düşman edinmek ne demek yani değil mi? Meseleye... Gerek yok ya. Yani samimi olan Diyarbakırlılar, gerçek Diyarbakırlılar, gerçek kendini bu vatanın evladı hisseden Diyarbakırlılar lütfen bundan alınmasınlar yani. O her hafta terör örgütüne yapılan muhtat bir şeydi. Tepkiydi. Tabii canım, sadece onun için bugün senin hani çok güzel bir saptamam vardı konuşurken sabah olayları. Hani o yıllardır bize de ne diye bağırıyorlar diye espri. Hakikaten hani o zaman mesela Bursa Spor ne yapsın değil mi? 40 senedir de Bursa Spor'a her gittiği deplasmanda bir homoseksüelite yaklaşımıyla bağırılıyor. Nedir Bursa Spor'un suçu? Zeki Müren'in, rahmetli Zeki Müren'in Bursa'da doğmuş olduğu. Hiç de konuşulmaz bu değil mi? Herkes korkar, çekinir, girmez bu konuya. Niye girmiyorsun kardeşim? Nedir yani Bursa'nın suçu? Bir Zeki Müren'in doğmuş olması mı Bursa'da? Ki Zeki Müren zamanında homoseksüelliğin bile bir kalitesi ve şeyi vardı ya. Çıtası yukarıdaydı. Ciddi söylüyorum. O da yukarıdaydı. Yani o kalite çok önemlidir ya. Şimdi bakıyorsun. Şimdi bak bakayım homoseksüellere. Nerede homoseksüelite? Hani bunun notunu ben mi vereceğim diye sorarsınız. Ayrı dava ama insanlar aradaki farkı var baksın. Ona rağmen, o Zeki Müren'e rağmen ki Türk müziğine daha böyle bir değer gelmemiş. Kitabını yazmıştır. Kitabını değil, ansiklopedilerini yazmış. Böyle bir değer gelmemiş. Ona rağmen bu hakaretlerden bütün şehir 40 yıldır hala etkileniyorsa ve hatta gazeteleri açıp magazin sayfalarına bakarsan da tam ters Türkiye'deki bütün zamparaların Bursalı olduğunu görürsün. Bu da bu kadar nettir, açıktır. Bak en ünlü sanatçılarla birlikte olanlara ya da sosyete güzellerine hepsinin kökü Bursalıdır. Çoğun. Böyle de bir gerçek vardır. Şimdi oradan oraya atlıyoruz ama. Güzel. Tabii. Güzel, ben doğma büyüme Bursalıyım. Yıllardır da 30 senedir deplasmana gidiyorum. Bursa Spor'un peşinden her gittiğimiz yerde de bize hadi Apo'ya terörist diye bağırıyorlar. Ama bize ne diye bağırıyorlar değil mi? Düşün. Evet. Önemli olan samimiyettir. Sen kendini öyle hissetmiyorsan en kralına maden suyu. Onun için buradan Diyarbakırlı, gerçek Diyarbakırlı kendini Türk hisseden arkadaşlarıma tavsiyem lütfen üzerlerine alınmasınlar. Biz 40 yıldır bunun çok kat be katını
tribünlerde duyan ama kendimizden emin her türlü girme. Stop. Her yürüyen güvenli insanlarız onun için. Yürüye dur. Yani Diyarbakır Spor'un lig tecrübesi, Süper Lig tecrübesi ve biraz daha az olduğu için Bursa Spor oranında kaç sene birincilikte mücadele etti bilmiyorum ama. Ben bilmiyorum yani çok değil. Yani biz çok alışkın insanlarız. Herkes bu konuda yani bazı şeylerden muzdarip. Onun için önemli olan samimiyet diyorum ben. Ve inanıyorum ki o tribündeki tezahüratlar asla Diyarbakır Spor'la hiçbir şey yok. Çünkü oynayan çocukların hepsi zaten Batılı işte Tolga'lar, şunlar bunlar, Ümitler değil mi? Yani hocaya bakıyorsun Ziya Hoca falan. Onun için alınacak olan üstüne alınsın. Evet. Burada bu kadar tabii Çetin Sümer'in Diyarbakır Başkanı'nın bugün biraz daha sakin ifadeler kullanması, geri adım atması tam tabiri caizse NTV Spor'a bir röportaj verdi Çetin Başkan. Orada biraz daha sular duruldu. Yani biz nasıl misafirperver olduğumuzu gösteririz, kimse merak etmesin. İşte havaalanına da gelecek herkes, Bursalıları bekliyoruz şeklinde olumlu bir mesaj vardı. Maçtan sonra orası biraz karıştı. Yönetici olan olmayan böyle birkaç tane Diyarbakır sporlu evet, kişi biraz karıştırdı yani, ortalığı. Geldiler onlar. Yani siz gelmeyin, nasıl geleceksiniz evet, falan filan. Yani. Yani burası Türkiye, herkes her yere gider. Her daha önce de gittik, ilk kez de gitmeyeceğiz. Orası da bu vatanın toprağıysa, o bayrak orada dalganıyorsa biz de oraya gideceğiz zaten. Diyarbakır Spor'un aslında bu ikinci travması, bir Fenerbahçe maçındaydı. Bu ikinci oluyor. Bugün federasyon açıklanan şunlar bunlar. 9 puanda Diyarbakır Spor. Yani 10. sırada görünüyor ama ileride bu tip olaylarla birkaç kez daha karşılaşılırsa daha futbol anlamında da iş tehlikeye gidecek. Saha içine biraz daha odaklanırlarsa, konsantre olurlarsa daha iyi olur. İyi bir takım, flaş bir takım. Sportif anlamda. Ama bu ligin daha demi oturmadı. 4-0'lık galibiyet sonrasında Diyarbakır Spor'un saha içinde de çok fazla varlık göstermediğini de kabul etmek lazım. Yani herkes bu tarafa bakıyor ama Bursa Spor'un 4-0'lık galibiyetinde Bursa Spor'un başarısı kadar Diyarbakır Spor'un varlık gösterememesi de konuşulabilir diyerek saha içine girme teklifimi masaya yatırıyorum ve Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takım olan Bursa Spor'un 3.'lüğünü konuşmaya başlayalım diyorum. Evet. Süper bir maç. Herkes çok iyi. Yani görevini yapmayan adam yok saha içerisinde. Hocanın tercihleri gayet güzel. Oyuncu tercihleri. Yani hiçbir kimse, tribünde 20 bin tane antrenör vardır. Herkes kafasına göre konuşur. Ya hoca ne yaptın ya falan diyen o geleneksel karakteristik yaklaşım özellikle oyuncu değişimlerinde çıkar. Hiç böyle bir şeye meydan verecek bir değişiklik bile yapmadı hoca. Gayet iyiydi. Yerinde değişiklikler yaptı. Zappo bence muhteşem oynadı. Sen maçın adamını Zappo diyorsun değil mi? Süper. Yani bak Bursa Spor en son oynadığı iç saha maçında Fenerbahçe maçında pozisyona girememişti. Bu maçta Sivas'ta zaten 3-4-7 tane gol atıyor. Bu maçta da bir tek pozisyon vermedi rakibe. Yani Diyarbakır Spor pozisyona giremedi. Bir iki duran top var. Duran top var. Yani böyle organize atak gelen gol, kaçırdıkları gol tehlikesi girdikleri falan hiçbir şey yok. Bu çok önemli yani. Futbolda bütün mantalite, felsefe, mantık işte ne varsa bütün bilimsellikler hep pozisyona girmek ve pozisyon vermemek üzerine kuruldur. Futbol buna göre oynanıyor. Bu iki başlığa bakmak lazım en başta. Evet. Bakıyorsun rakibin pozisyonu yok. Kaldı ki oynatmamak, bozmak üzerine kurulmuş bir taktikle. Tabii doğal olarak öyle geliyor Bursa'ya Diyarbakır Spor. Deplasmanda da bugüne kadar hiç yenilgisi yoktu. Zaten sanıyorum hiç yenilgisi yoktu galiba değil mi? İki galibiyet beraberlik. Diyarbakır'ın ne içeride ne dışarıda yok. Dışarıda da yenilgisi yok. İlk yenilgiyi tattırmış olması. Fenerbahçe yenilgisi var içeride. İçeride Fenerbahçe yenilgisi var. Doğru. Deplasmanda hiç yenilgisi yoktu. Evet, Trabzon'u yenmiş dışarıda. Sivas yani. Sivas yenmiş. Denizli'yle beraber kalmıştı. Dolayısıyla yani önemli bir rakipti. Ama orada kırılma noktası herkesin de dediği gibi ikinci goldü. İkinci golden sonra çok oyun disiplininden koptular. Orada da penaltı mı değil mi tartışılır. İlk bakışta tabii elle müdahale olarak görüyorsunuz ama işte al ileri dön gerilerde falan kolun açılma açılarından penaltı olmadığı da kararına varılabilir. Çok ortada kalmış bir şey. Yani nereden bakarsanız bakın ama haklı ama haksız bir penaltı. O karardan sonra hakikaten iyice oyundan koptu Diyarbakır Spor. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Fotoğraflara bakıyorum. Volkan'ın bayağı iyi bir çıkışı var.
son haftalarda. Hakikaten çok istekli, çok arzulu. Onu hissettiriyordu tribünden herkese. Sercan'daki düşüş gözden kaçmıyor. Hı-hı. Ama o da haklı olarak yani milli takım dönüşü ve o sırada yaşadığı işte transfer dedikodularından dolayı bir düşüş Hı-hı. var. Ama her zaman sahip çıkmak lazım. Sonuçta Bursa çocuğudur. Hı-hı. Sercan bu şehrin evladıdır ve çok değerli bir futbolcudur. Sercan her zaman Sercan'dır. Bugün kötüdür ama ileriki maçlarda çok büyük maçlar alacak. Hı-hı. Dehası, yeteneği olan bir adam. En azından öyle bir futbolcuya sahibiz hala. Hı-hı. Sercan'ın durması bile sahada tabii, olması an böyle bile, bir şey olacakmış hissi. Yenal, sol bekte Yenal çıkışta. Yeni bir yani sol kanada adam ararken falan hoca yine Yenal'la falan yine idare ediyor. Hı-hı. Yenal'da da bir çıkış var. En azından yani Bursa Spor'u para vermekten kurtardı şu anda. Evet. Para harcamaktan. Öyle bir katkısı var Yenal'ın takımı, kulübe. Ömer Erdoğan görünmez kahramanlardan biriydi bence. Evet. Yine. O da Zapo ile birlikte bu maçta çok iyi oynadı. Gerçi Suat'ın adamı Ömer Kaptan. O daha iyi anlatır onu ama. En azından haftada bir program yapıyorlar beraber. Evet. Program arkadaşı. Ozan'ın da golü var artık bakalım. Bir de bu akşam... Ali Tan Doğan. Bir de Ali Tan Doğan'ın hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor ama yine gollere bakıyorsun. İki golde de asist. Ali Tan Doğan'da neredeyse yani Bursa Spor'un attığı bütün gollerde içeride dışarıda deplasmanlarda hep Ali Tan Doğan asisti imzası 13, var. Büyük çoğunluğu. 13 golün kaç tanesi acaba Ali Tan Doğan'ın asist ettiği goller? Bunları arkadaşlar bir evet. araştırsınlar içeride. Ali de hakikaten bu yönüyle gene öne çıkıyor. Hı-hı. Sezon başında değil mi ben asist kralı olmak istiyorum diye evet, açıklama evet. yapmıştı. Hı-hı. Hakikaten de oraya doğru gidiyor. Takımı toparladın Mehmet abi. Kerem kalbimizdesin şeklinde bir pankart vardı. Kerem ya, Dinç Yürek da... geçen hafta hayatını kaybetti. 23 yaşında Bursa Spor Delegesi. Genç kardeşimiz. Ona da bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Babasıyla da görüştük. O da maçtaydı. Babası da maçta hemen önümüzde oturuyordu. Halit Bey onu da Allah'tan rahmet diliyoruz. Acısını paylaşıyoruz. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten de. Allah kolaylık versin. Genç kardeşimiz de Allah yerinde dinlendirsin diyelim. Evet. Suat abi. Şimdi Ozan gol attı. Evet. Turgay iyiydi. Ömer iyiydi. Turgay gol attırdı. Senin 3 adamın da... Ozan'ın da ilk golü galiba değil mi Bursa evet, Spor'da? İlk golü. Yani Ozan'a artık golü atmak kaldı orada biliyorsun. Turgay'ın inanılmaz hareketleri vardı. Çok güzel bir top çıkardı ceza sahası içerisinde de Ozan'a dokunmak kaldı açıkçası. Ama orada bulunuyor olmak da Ozan'ın hücum konusunda, ofansif yönleri, ofansif karakteri konusunda net bir şey ortaya koyuyor. Dolayısıyla Ozan'ın iyi oynaması, Turgay'ın iyi oynaması, Ömer'in zaten kendini yavaş yavaş toparlıyor oluşu Bursa Spor'un kazancı olarak görünüyor bu. Şimdi Trabzon ve Fenerbahçe maçlarının ardından Bursa Spor acaba iyi sonuçlar alamayacak mı? Yani bu seriden, 6-7 maçlık seriden kötü neticelerle mi çıkacak diye bir takım soru işaretleri vardı insanların zihninde. Hı hı. Ve dilinde. Yani kimilerinin yüreğindeydi bu endişe, kimileri de ifade ettiler. Ama önce Sivas maçı ve ardından Diyarbakır Spor karşılaşması gösterdi ki bu derin ve iyi kadronun iyi harmanlandığında iyi bir kokteyl oluşturacağı ve damaklarda tat bırakacağı çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Ben çok büyük keyif aldım karşılaşmada. Yani skoru erken eline almanın da rahatlığı var tabii ki mutlaka. Yani o özgüven hı hı. rakibin de gardının düşmüş olması nedeniyle daha iyi pas yapabilme, daha iyi takım kimliğini ortaya koyabilme şansı yakaladı Bursa Spor ama bu işin içinde bu da var mutlaka. Maç 0-0'ken ya da 1-0 öndeyken ya da geriye düşmüşken bu rahatlık içerisinde olmuyorsun. Yani ne kadar çok, ne kadar iyi, kaliteli bir kadroya sahip olursan ol, maçın skoru oyuncuları mutlaka etkiliyor. Ama bu erken skoru almanın yarattığı avantajı iyi kullandılar ve Bursa Spor taraftarının uzunca bir süredir bu hasretini çektikleri rahat, maçın sonunu rahat getirebilme lüksünü de armağan etmiş oldular. O yüzden tebrik ediyorum bütün emeği geçen arkadaşları. İyi takım olduğumuzu iddia ediyorum biliyorsun ta işin başından beri ve hatta şunu da söylüyorum çok sık. Bursa Spor tarihinin en iyi kadrosu şu anda Bursa Spor'un üstümüzde özce testlerinde kalan kadrosu. Söylemiş miydin bunu daha önce? Söyledim tabii. İleri üçlü de belki de söyleme fırsatım olmadı ama söylemiş miydin Mehmet abi?
futbol gündeminin arşivlerine karıştırırsan Bursa Spor tarihinin en iyi kadrosu diye söyledim. Bunun da... Söylememiş olsam bile şu anda söylüyorsun. Ya zor gelmiyorsa eğer programdan sonra çık bak. Bakalım. Futbol gündemini tıkla. İzleyebilecek misin, tahmin edebilecek misin bilmiyorum ama. Doğru doğru. Ya iyi hoş diyorsun ama biraz unutkanlığın da var. Bilmiyorum, Mehmet abi de hatırlayabilir çünkü. Mehmet abi eskileri hatırlıyor biliyorsun. Vay be, bu arada sana da kaldı yani. Esasına da kaldı. Vay be. Bu da güzel, bu da güzel. Yani bunun tadını çıkarmalı gerçekten. Yani herkes bir Mehmet abi gibi kahve söyleyip puan durumuna bakarak, önümüzdeki hafta maçlarına bakarak kahvesini keyifle ben hala bakıyorum etmeye. Baksana süper ya. Bak, değil mi? Sonuçlara baksana şurada ne kadar güzel duruyor. Bak bir sürü sonuç var. Başlasana şimdi bak 4-0 böyle çıkıyor. Ha. Kedi gözü gibi parlıyor. Ankara Gücü'nün 3-1'liği biraz o da etkisini azaltıyor gibi 4-0'ın ama yapacağız olsun. Hiç. 4-0 hakikaten ya, değil mi? 4. 14 golü var Fenerbahçe'nin. 14 gol atmış. Bursa Spor'un 13 golü var. Başlamadan sezon mesela Manisa Spor'la oynanan açılış maçında deselerdi ki 7. hafta sonunda Bursa Spor Fenerbahçe'nin bir gol gerisinde 3. sırada olacak. Herhalde herkes son derece memnun olurdu. Tabii. Beklenir miydi Manisa maçındaki futbolu gördükten sonra? Yani biraz umutlar, umutsuzluğa kapanılmıştı öyle diyelim. Yani o maçtan sonra sezon açılışı itibariyle bakıldığında ama gösterdi ki Bursa Spor hakikaten şimdi ben etkili futbolcuları beklerdim gerçekten. Desem sen şimdi bir arşivde biraz daha fazla gezinme ihtiyacı duyacaksın. Manisa maçında yaptığımız yorumlara şöyle bir bakarsan eğer. Hatırlayacak gibiyim o yorumları. İşine gelirse hatırlarsın. Bursa Spor tarihinin en iyi kadrosu da biraz iddialı oldu. Yok yani. Hakikaten bu iddiayı koyuyorum ortaya. Yani tarihin en iyi bence kadrosu. Bursa Spor tarihinin. Çok iddialı ya. Oyuncu kalitesi olarak söylüyorum. Evet. Evet. Yani iddialı olsun yani. Ben severim iddialı olmayı. O zaman yani değil kardeşim dediğinde ortaya koyacağım bir şey olmalı yani. Nasıl bir şey olmalı? Tabii Mesutlara, yani. Ersellere, Sedatlara, Baliçlere. Ben bütün olarak baktığımda kadro için söylüyorum. Tamam. Yani bütün olarak baktığımda oyuncu kadrosunun yani 24 20 kaç oyuncusu var? 27 oyuncusu için söylüyorum. En iyi ekip mi diyorsun? İki tane tabii. İki içinden iki takım çıkarabilecek kalitede bir ekip yani. Bireysel tamam. Olarak iyi oyuncular mutlaka tarih olur takım, mu öyle şey? Tabii ki iki takım çok rahat yani çıkar. Yani mümkün değil o eski iz bırakan efsane olmuş futbolcuların üzerine bu sezonun kadrosunun gölgesi düşmesine ben asla müsaade etmem bireysel olarak. Ama takım olarak baktığında bir teknik adam olarak tarihte dönüp baktığında Bursa Spor çalıştırmış teknik adamların eline verilmiş en iyi kadro diye düşünüyorum. En geniş kadro olabilir. Tabii. En iyi kadro hala. Alternatifli kadro. En alternatif olabilir. Ama ya hücum hattına bakıyorum şimdi. Turgay, Sercan, Şin, Tadeu. İşte o kadar. Ama işte Pingeller, Balişler, Ercümentler, Okan, Murat. Yani bunlar Murat Sözkesel. Tabii forvet hattı olarak belki. Tabii. Savunma olarak kabul edilebilir bu. Yani savunma evet. Ali Tandoğan, yani, Ömer, evet. Zapo. Hakikaten doğru. Ivankov da çok yıkarıcı. O senin söylediğin kadrolarda 4-5 tane üst düzey oyuncu sayıyorsun. 5-6 tane üst düzey oyuncu sayıyorsun. Hı. Burada öyle değil ama yani. Burada daha oynamayan, hakikaten oynamayı da hak eden ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da maç kadrosuna 18 kişi kadroyu alamadığım için hakikaten çok üzülüyorum dediği oyuncular var. Yani ben kadro derinliği açısından da bak. Bekir Ozan yani, mesela. Sadece Bekir Ozan değil yani. İbrahim de öyle, Tuna Üzümcü de öyle. Bunlar bunlar nereden geldiler hocam? Bunlar Ozan İpek gibi Buca'dan gelmediler. Bunlar Beşiktaş'ta futbol oynuyorlardı. Sonuçta iyi oyuncular. Çok kaliteli adamlar. Evveliyatlarıyla yani. Da iyi adamlar. Günümüz Türkiye'sinin Süper Ligi'nde baya kaliteli adamları. Yani çok adı geçecek. Galatasaray stoper bulamıyor sakatlığı bilmem ne. Tuna ile İbrahim ellerinde olsa oynatmazlar. Süper. Yani. Oynatır kesin. Şimdi oynatır. Dört elle sarılırlar. Oradan bakacaksın ya. O açıdan bakacaksın. Toplamda totalde kadro sayısı olarak doğru. Kaliteli futbolcu sayısı. Aynı anda hepsinin bir arada bulunması açısından evet. Hı hı. Vasatın üzerinde futbolcular. Yani çok üst düzey çok yıldız. Hakikaten de İbrahim, de. Tuna, Bekir Ozan insan yani bir açıdan acıyor ya. Yani işte. Böyle bir futbolcu mecburen işte. 11 kişi oynayacak. Krita. Tabii. Yani yazık ya.
değil mi? İnsan onlara da yani kalbi acıyor. Zaman zaman şans buluyor. Tabii, Bataja. Bataja gibi bir oyuncu var daha. Ertuğrul Sağlam da maçtan sonra artık bir yola girdik, bunun dönüşü yok dedi. Yani bu beklentiyi yükseltmek adına değil ama. Şu iki deplasmandan da en az kayıplaması, en az bir 4 puanla falan dönülebilirse oradan sonra zaten tescillenmiştir yani Bursaspor'un zirve mücadelesi. Evet. Yani Eskişehir takımına baktığımızda dün bir kez daha izledik. Hani gidiyor ama Eskişehir puan alıyor. Galatasaray'dan da puan almak kolay bir şey değil Arisam Yen'de. Ama yine de bir soru işareti var. Trabzon şimdi takımı zaten soru işareti. Gençler Birliği iyi diyoruz ama onların da Burak, problemleri olacak. Eskişehir için olacak. Mesela hemen teker teker değerlendirme yaparsak. Eskişehir için ne söylemiştik? Yani Bülent Uygun için ne diyorduk? Yani yaptığı transferlere baktığında kendi takımlarında şans bulamayan oyunculardı. Değil mi? Forma şansı bulamayan, gizli yetenekleri keşfe çıkmış bir teknik adam portresi çiziyordu bize. Eskişehir'de de takımlarında hep sorunlu olan, ayrılan oyuncular. Mesela Batuhan'la uğraşıyordu Rıza. Rıza Hoca. Şimdi bir de Volkan çıktı yani. Özel işlerim var, ben gelemiyorum diye maça çıkmayan bir adam. Volkan Yaman'dan bahsediyorum. Evet. Yani böyle zamanında Burak, çok sükse ya, yapmış, çok ses getirmiş oyuncular ve dolayısıyla o oyuncuların bir karması uzun soluklu bir seyahat olmayacaktır diye düşünüyorum Eskişehir Spor'un lig maratonu, lig gezintisi. Tökezleyecekler mutlaka. Şaşırtsınlar da bir renk oluştursunlar. Mutlaka bunu isterim. Yani iki kutuplu bir lig olmasındansa herkesin o yarışın içerisinde olması beni bir futbol sever olarak ziyadesiyle mutlu eder. Ben ısrarla vurguluyorum. Günün yorumunda ifade etmiştim geçen hafta. Mehmet abi hatırlarsın. Bakarız. Bu Galatasaray ve Fenerbahçe böyle alıp da başına gidecek Rıdvan Dilmen öyle. 15 puan fark atarlar bunlar üçüncüye şeklinde bir açıklama sonra. Ben ısrarla bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok puan kaybedecekler. Yani bayağı bir puan kaybedecekler. Böyle alıp başını 80 puanlar, 90 puanlar olmaz. Olmayacaktır mutlaka. Şöyle. Yani Sivas bir kere yok bu sene bir yarışta. Evet. Sivas'ın yerine birisinin bulunması gerekiyordu. O da işte Eskişehir'in Bursa mı? Belki Gençler Birliği soru işaretleri var. Burada o araya giren ondan sonra numarayı alıp götürecek. Evet. O da yani bu 2-3 haftalık periyotta belli eder zaten yani bu 2-3 hafta. Yani bu sadece 2-3 haftayla olmaz. Yani çok enteresan ve şaşıra şaşıra program yapacağımız sonuçlar olacak burada. Yani ben istikrarlı bir yukarıya doğru ivme gösterebilecek bir takım görmüyorum. Yani iki hafta kazanıp iki hafta kaybedeceklerdir, bir hafta kaybedeceklerdir mutlaka. Yani Türk futbolunun yapısı buna zaten sizin söylediğiniz bir şekilde müsait değil. Yani ne Galatasaray, Fenerbahçe devam edebilir. İstikrar da güzel bir şey ya. Bak mesela işte. Hani şeytan kulağına Bursaspor'da şu an o istikrar var. En azından hiçbir şey yoksa iç sahada kaybetmeme istikrarı var. Fenerbahçe'yi dışarıda bırakırsan. Güzel bir şey ya. Yani insanların bir şeyi bilmesi. Onu bilerek mesela Bursa'daki maçlara bilerek gitmek. Bursa deplasmanı zordur. Ya da bir Bursalı için. Ya biz bunu kesin bu maçı alırız. Şeyiyle gitmek. Psikolojik olarak 1-0 önde başlamış. Bu hafta maçı. Yani Diyarbakır maçına giderken ben onu düşündüm kendi kendime. Hani böyle düşünüyorsun lan ne olur acaba falan diye yani yolda arabada falan giderken. Yani ne olacak alırız diye düşündürtüyor takım onu. O çok iyi. Ve o istikrar yani ona sahip olmak. Elinde olması öyle bir özelliğin çok hoş bir şey ya. 2 sene önceye kadar yoktu bu mesela. Evet, Burak öyle şey yapıyor. Gülerek karşılıyor ama bu sezon başında söylediği bir şeydir o da. Yani bir özelliğin olsun ya. Mesela eskilerde bir kupa takımı olmak bir özellikti. Bu sezon başında da dedim ki yani içeride hiç kaybetmemiş bir takım ol yani. Bunun yaratacağı bilinçaltına göndereceği rakiplerin mesajı bir baksana. Sivas zaten o şekilde yani içerideki tabii. Gücünü şey yaparak ön plana çıkartarak oradan havaya giriyor. Titreyerek yani, çıktığın zaman sahaya tabii. Yani Sivas'ın marşına basan özellik ve şey yani üstünlük belki de o iç saha başarısıydı. Oradan alarak yani bir şey olsun onu sen de söylersin bastılar. Ya bunu ya bir şey bir öne çıkan bir şeyin olur değil mi? Bir oyuncu içinde. Şut atarsın, kavga edersin, bilmem ne yaparsın. Tabii. Yani bir böyle renksiz, her şeyden azar azar yapmayı becerebilen bir takım vermiyor bir şey bana. Tabii. Sana da sen de bunu hep ifade edersin. Yani bir öne çıkan özelliğin olacak işte. İçeride boğuyorsun, gelene gideni yani. Küçük büyük İşte ne bileyim kadrosunda Brezilyalı var, Arjantinliler olan falan filan hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Olumsuz bir özelliği olsun. Kazma oldu yani. Tabii. Sana desinler ki işte Kazma Ahmet. Ne yapalım yani? Futbolu çirkinleştiriyorlar mesela. Tabii kazmalık bile bir özelliktir. Ya. Hayatında kazma bile olamadan futbolu bırakmış bir sürü adam var. Bir de amilli olmuş, çok paralar kazanmış falan. Kim mesela? Sen biliyorsun cevabını.
Söylemeyeceğim bugün. Ser... Yok canım. Cihan Polat. Cihan Serler... Ne yaptın abi? Birisine bir tekme at falan. Ulan Cihan da pislik adamdı be. Vay, amma tekme atardı falan desinler yani. Topu bırakınca bir iz bırakma kardeşim. Mesela onun gibi bir sürü adam var Türkiye'de. Evet. Onun için yani özelliği dediğin gibi özelliğin olması lazım. Takım olarak da olması lazım. Tabii. Dediğin gibi bir yani şahıs olarak da olması lazım. Ve bunlar söylenmişti sevgili Burak sezon başında. Evet, sezon başında sanki evet. 20 hafta olmuş gibi. Hayır, ben şimdi arkadaşlardan rica ettim zaten Koray'dan falan. Erhan'dan. Bir ben şey, hazır geleyim bundan sonra neler söylemiştim şeklinde. Eskiden yazı yazıyorduk. Yazılanları göz kalıplayabilmek ve dolayısıyla yemek alabilme, yemek kazanma şansımız oluyordu şimdi. Şey yapacaksın. Söz uçuyor değil mi? Evet, söz uçuyor. Ama uçmuyor artık. Videolar da duruyor burada. Evet, videolardan da bakabiliriz. Bursaspor bu haftanın en önemli galibiyetlerinden birini imza attı ama diğer maçlara da biraz bakalım isterseniz. Sizce sürpriz olan, beklenmeyen Ankara Gücü'nün galibiyeti var. Ceyhun. Ceyhun ne top oynamış be değil mi Ceyhun? Hakikaten ya. Kim dedi? Erman Hoca dedi galiba programda. Döveceğim. Ben bunu alacağım, bunları döveceğim dedi. Yusuf'u falan da söyledi ama Yusuf bu aralar pek dövülecek durumda değil. Ceyhun için %100 haklı yani. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir top atmak var mı ya? Metin Akan da iyiydi değil mi? Evet, Metin Akan da iki gol attı. Ahmet abi de sürekli görüşüyor. Metin Akan'ın da annesi ölmüş. Evet. Ona da başsağlığı dilemek lazım. Evet. Evet. Unutmadan o hafta çıkıp iki gol atması çocuğun. Çok anlamlı, evet. Çok önemli oldu. Ankara Gücü bu kadar karışıklığa rağmen Antep'ten de puan alıyor. Antep'in tribünleri dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Bomboş. 17 kişi falan vardı karşı tarafta. Yani. Mesela dün Diyarbakır Spor Antep'te oynasaydı öyle tezahürat olmazdı. Evet. Mis gibi ayrılırlardı. Niye? Çünkü kimse yok. Bu tip yerlerde oluyor. Maalesef oluyor. Yani Trabzon gibi, Bursa gibi. Çünkü evet. Her maç Telekom Spor geliyor. Yine 20 bin kişi oynuyorsun. Yani hiçbir şey değişmiyor. Kasımpaşa'nın bir güzellik yapacağı belliydi geçen haftadan. Evet. Kayseri Spor ki işte yukarıdaki gruba layık görülen bir takım karşısında ilk puanını almış oldu. Sezonun ilk puanını. Hı hı. Ya bir de aşağı baktığımda program öncesinde de söyledin ya. Ankara Spor 3 haftadır maç oynamıyor. Kasımpaşa, Sivas ve Denizli onları geçemiyor ya. Yani nasıl bir şey bu? Yani, geçemiyor ne demek? Daha çok acayip büyük puan farkı var. 5. Daha. 6. 5. 5'te 5 puan. Ankara Spor 6 puan değil mi? Yok 5 puanda. Sivas'ta Kasımpaşa 1 puanda daha. Bayağı fark var. Hakikaten ya 4 puan, 5 puan daha alıp yani bir 2 hafta daha geçemeyecekler gibi görünüyor. Şu anda ya şu anda hemen teknik kadrosunu değiştirmesi gereken iki tane takım var bence. Biri Antep, biri Sivas. Trabzon. Trabzon yani teknik direktörünün 2-0 öne geçtikten sonra yaptığı oyuncu değişikliklerinin yani acayip bir ne derler amatörce bir hata olduğunu düşünüyorum yani. Maçı orada bitirdi biliyor musunuz yani? Bu baba şöyle. Yabancılar zaten burada yani, fosluyorlar bence. Evet. Ama orada Metin Diyadin gibi bir değil mi orada hocam yani, sufle vermiş. Ünal var orada. Evet. Çok enteresan. Müdahale etmiyorlar herhalde. Müdahale etmiyorlar. Trabzon'da bir galibiyetle hemen coşuyor. Bir galibiyetle de yerle bir oluyor. Yine bugün ajanslarda gelen haberler öyle. kırmızı alarm ilan edilmiş. Yine sıkı yönetim masası kurulmuş. Olağanüstü hal falan. Enteresan. Ama Antep'in de bu Portekizli'yle çok fazla gideceğini tahmin etmiyorum. Evet. Peki Antalya maçında Fenerbahçe'de yenen gol mü? Evet. Yani o arkadaş savunmadaki arkadaşlar nereye gitmişler? Lara'ya falan mı? Neredeler ya? Lara dedin de orada güzel bir balıkçı vardı biliyorsun değil mi? Neydi? Balık yemiştik orada. Evet, doğru. İsmi de aklıma gelmedi. Antalya deplasmanı güzel bir deplasman oluyor ama. Bilmiyorum sizin için öyle. Ben hiç gitmedim. Nasıl yani? Uzun zamandır mı gitmedin? Yok şaka. Senin işin şakası. Tabii tabii. Güzeldir böyle. Lara deyince hep aklıma balıkçı geliyor benim de. Buradan da paylaşayım istedim. Selam gönderelim. Oradaki balıkçıya. Ama Antalya da çok kötü bir takım ya. Antalya da hakikaten bu ligin vasatın çok altında bir takım. Mehmet Hoca nasıl toplayacak bilmiyorum ya. O kadar çok düşme adayı var ki şu anda yani düşmeme mücadelesi yapacak takım var ki. Bakalım da Kasımpaşa, Sivas, Denizli, zaten Antalya, Antep. Evet, Beşiktaşlı bu haftayı rahat geçirdi Beşiktaşlılar. Kaybetmediler en azından. 3-0'lı galibiyetle. Kaybetmeden bir haftayı tamamlamış oldular. Rahat bir maç. Peki o golleri kime yazıyorlar 3-0? Kaptana.
Yok ya, bütün futbolculara yazıyormuş galiba öyle bir şey. Nasıl bütün futbolcular? Bak ben bunu bilmiyordum. Çeyrek çeyrek. Kaptana mı yazıyormuş? Herhalde kaptana. Sen tabii bana inanmadığın için gene. Yok canım. Ve gelelim Manisa Spor maçına. Manisa Spor, Bursa Spor. Cumartesi 15. Son derece önemli bir karşılaşma. Kırılma maçlarından biri olabilir Bursa Spor'un. Güzel bir deplasman. Acaba? Bence de yani mutlaka çok zor maç bir kere de. Yani bir sonraki Denizli daha sanki Ehven gibi, daha kolay gibi gözüküyor ama işte belli olmaz. Tam tersi olabilir. Yani futbol bu. Diyarbakır'da mesela 4-0 bu kadar kolay olacağını tahmin edemezdin. Maç şansı olacak. İşte bir pozisyon, bir düdük. Pat bir anda değişiveriyor. İnşallah Manisa'da en son acayip yağmurlu, değil mi, böyle fırtınalı bir maç mı oynamıştık? Yok, bir önceki seneydi galiba. Evet, bir önceki seneydi. Bir önceki seneydi. Bu sene de çıktıklarına göre tabii. Evet. En son 1-1 biten maçtı. Yine galiptik orada. Bizim hafıza konusunda bu akşam. Hafıza konusunda. Bizim. Yani Bursa Spor orada mutlaka yine bir kere kolay yenilmeyecektir. O kesin. Zor bir takım Bursa Spor onlar için. Güzel, keyifli bir maç olacak. Evet, yine bu sefer artık Sercan biraz kımıldarsa Volkan'a çok güveniyoruz. Herkese güveniyoruz. Ömer Erdoğan bile, Kaptan Ömer bile gider orada golünü atar. Duran toptan yani bir şey olur. Tabii canım, kesin. Yani şu var, Bursa Spor iyi takım bir kere. Evet. Mutlaka biri bir şey yapar. Yani Fenerbahçe'de de öyle değil mi? Yani kaliteli adamlardan biri biraz kımıldıyor. O hafta o alıyor maçı. Ben mesela çok umutlu oluyum ya bu hafta için. Aynı anda 8 futbolcu falan çok kötü oynayacak Bursa Spor'un. Anca öyle yenilir. Anca evet. Yani bu büyük konuşmak falan değil yani. Evet. 11'de 8'i kötü oynarsa tabii, yenilir Bursa Spor. Doğru yani söylüyorsun. Manisa'ya da yenilir. Denizli'ye de yenilir. Güzel bir deplasman. Evet. Dedik. Sonuçlar sizde vallahi atmaca gibi olmuş. Ha. Yani 8 futbolcu kötü oynayacak o zaman yenilir falan. Evet. Bursa Spor'da öyle enteresan bir mekanizma var ki 2-3 tanesi aksadığında neler ortaya çıktığını Fenerbahçe maçında gördün. Yok öyle bir şey yani. Biraz fazla. Kim o mekanizma? Efelendin bence yani sen. Ya mekanizma derken oyunun şablonu, oyun bütünlüğü açısından değerlendirdiğimde yani Bursaspor'un iyi oynayabilme koşulları bellidir benim kafamda, zihnimde. Herkes o vasatın üstünde en azından mücadele etmek zorundadır. Şu maçta kötü oynadı dediğim bir tane adam var mı Diyarbakırspor maçında? Fenerbahçe maçında iyi oynadı, kötü de oynadı dediğin var mı kimse? Mutlaka vardır. Volkan kötü oynadı dedin, Turgay kötü oynadı dedin. 8 tane sayarım ben Fenerbahçe'de kötü oynadı. Sen korkuyor musun bu maçtan şimdi? Hayır, ben bu skora bağlı olarak Burak'ın işte 8 tane kötü oyuncu olacak ki o zaman yenilir Bursa Spor biraz... Tabii iyi ayakları takım. Ayakları yere basan bir değerlendirme olarak görmedim ben. Yani katılmadığımı söylemek açısından söylüyorum. Bence 2-3 tanesi kötü oynasın. Hele kilit noktalar, kanatlar. Bursa Spor zorlanıyor. Kim işte onlar diyor. İşte Volkan'dan bahsediyorum. Sağ tarafta kimi oynatacağına bağlı. Yani Sercan mı oynayacak? Veli mi oynayacak? Bazen Ozan Volkan oynuyor. Yani bu önemli. Kanatların iyi işlemesi lazım. Orada iyi kötü oynadığı zaman, kötü performansı ortaya koyduğu zaman İçeride ortada düğümlenip kalıyor. Pozisyon bulmayı bırak. O pozisyona yönelik pas trafiğini kuramıyorsun, sağlayamıyorsun. Yani söylemek istediğim şey, çok fazla detaylandırma da gerekiyor. Yedek kadro, herkes iyi oynaması lazım. Herkesin ortalama bir iyilik tutturması lazım. İyi düzeyde mücadele etmesi lazım. Benim Bursa Spor'a baktığımda gördüğüm fotoğrafta bu. Ha, Manisa maçı nasıl olacak? Bir kere yani Manisa'yı şöyle değerlendirebiliriz. Yani eğer Manisa düğümünü çözmek istiyorsan, oradan kayıpsız dönmek istiyorsan, maçın 1. dakikasıyla 89. dakikası arasında senin için bir fark olmaması gerekiyor. Golü bulamayabilirsin ama oyun disiplininden kesinlikle taviz vermemek tabii gerekiyor. İyi mücadele ortaya koymak, onlar kadar koşmak derken Manisa hakikaten iyi mücadele ediyor. Onun karşılığını, karşılığını iyi verebilmek lazım. Bursa Spor için söyledim. Yani çok orada işte biz iki maçımızı kazanmışız falan, yürüyor Allah falan gidiyoruz gibi bir metodun lazım. Doğru bizi doğru yerlere götürmeyeceğini düşünüyorum ben. Tabii doğru söylüyorsun. Çünkü sadece mücadelesiyle var olan bir takım Manisa. Evet. Yine onu sonuna kadar yansıtacaklardır sahaya. Onun için Bursa Spor'da hem mücadele hem de kalitesini ön plana çıkarmak durumunda. Zaten kaliteyi çıkardığı zaman da senin dediğine geliyoruz. İşte 8 kişi
en kötü oynaması durumu gibi. Çünkü niye kalite ağır basıyor? Uçak gibi yani, ben Bursaspor'u uçağa benzetiyorum. Nasıl uçağın düşmesi için herkes uçaktan korkar ama halbuki araba daha tehlikelidir. Bir villa gevşese gittin. Uçakta yani diyelim motor bozuldu, bir motor daha vardır. O bozuldu yani birbirini ikame edecek 4-5 tane sistem vardır. Bir şey bozulduğu zaman onun yerine devreye giren güvenlik. Yani uçağın düşmesi çok daha zordur arabaya oranla. Zaten hepsi bozuldu. Aynen yani iyi takım, tabii iyi takım olduğun zaman yani bu kaliteyi biraz önce söyledik. İşte iki takım çıkaracak kadar adam var Bursaspor'da. Yani yedek kulübesiyle birlikte iyi giderse Manisa'ya Bursaspor, Ertuğrul Hoca ona göre seçimleriyle ki fahiş hata yapmıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani o uçak gene orada uçar. Düşmez inşallah. Sivas maçından daha zor olacağını düşünüyorum ben Manisa'nın. Tabii. Arkada boş olan bırakmamak geçen lazım. Geçen seneki Antalya maçı gibi yani nasıl kazandık ama zor kazandık. Bunalımlı. Öyle bir şey olur. Arkada boş olan bırakmamak lazım. Sıkıcı bir futbol oynaması lazım Bursaspor'un. Onu söylemeye çalıştım. Yani. Sıkıcı, evet. Durağan bir futbol oynaması lazım ama işte o arada yine Sercan Volkan, Turgay derken bir tane, iki tane yapıp puanı, galibiyeti öyle alabilir gibi geliyor bana. Çünkü arka tarafta çok hızlı futbolcular var. Bu Simpson, Simpson bu Koray'ın kulakları için nasıl? Simpson'ı araştırmış, daha lig başlamadan söylemişti. Bizim Koray Kundakçılar iyi futbolcu. Isaac var tabii orada. Bir de stadyumla alakalı bir yenileme çalışması yapıldı orada. Bu maçta da tekrar seyircisiyle buluşacaklar. Enteresan evet. Bir tablo olabilir orada. Yani böyle çok çok coşkulu bir taraftar yoktur. Manisa'da Manisa Spor'u tutan da çok fazla yoktur da. İşte Bursa Spor gibi renkli takımlar geldiğinde dolar tribünler. Tabii cumartesi iş günü 15 olması avantaj Bursa Spor için. Yine güzel renkli bir maç olacak. Güzel bir maç olacak ama Bursaspor sıkıcı oynarsa daha rahat galip gelebilir diye düşünüyorum. Ben. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Zaten hafta içinde futbol gündeminde ve günün yorumunda detaylı şekilde masaya yatıracağız olup biteni. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu yarınlar diliyorum. Akyapak tarafından hazırlanan İleri Üçlü'yü izlediğiniz bir başka yayında görüşmek üzere.